Ya geçen sene galiba. Geçen sene ettim galiba. Geçen sene mi? Yok. Geçen sene değil galiba. Bilmiyorum vallahi, hatırlamıyorum. Çok kavga etmiyorum ya. O tarz şeyler çok benim olayım değil ya. Biraz çok artık bana çocukça geliyor. Biraz da böyle sosyal medyanın içerisine dahil olmaya başladıktan sonra falan artık iyice böyle ağzımız laf yapabiliyor olmaya başladı falan. Artık bazı şeyleri konuşarak halletmeyi daha doğru buluyorum yani. İki medeni insan gibi. Anladın mı? Çünkü hani o tarz şeyler eskide kaldı ya. Hani o lise zamanları falan. Lisede çok kavga ediyordum ben. Yusuf abi sandacı bir yumrukla amel defteriniz kapatır. Ben çok uzun zaman oldu ya. Yani çok uzun zaman oldu ben spor yapmayalı ve sen bu rap işini yapacaksın herhalde kanka. Ya ne bileyim, ben hani dinlemeyi seviyorum. Herkesi de dinlerim bu arada. Herkesi dinlerim. Herkesle işte bir muhabbetim vardır, şeydir yani. Seviyorum yani. Benim için Reis Enes Batur'un sana yaptığı yorumlar ve kendisi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Resul, sana nasıl bir cevap vereyim? Şimdi sana bir şey konuşmaya gelmiyor amına koyayım. Gideceksin, paylaşacaksın. Yani Enes söylemiş zaten işte. Sosyal medyada karşınıza almak istemeyeceğiniz biri. Zor bir insan demiş. Gerçekte koruyup kollar demiş. Yani Yusuf ve Reynmen ayrımını yapabilmiş yani o. Sonra bana pişman mıyım? Oh, sana bir şey konuşmaya gelmiyor dediğini paylaşıyorum. Magazin Top paylaşıyor birazdan. Az önce Reynmen'in yayınına dahil olduğum sıra sorduğum soruyla aldığım cevap beni şok etti. Ne düşünüyorsunuz? Daha fazla story yaz abi ya. Yok be. En sevdiğin rapçiler kim abi? Ya özellikle hani özellikle sevdiğim dediğim yok da hani sonuçta her rapçinin her işini beğenemiyorsun. Her işi bana hitap etmiyor. Ama her rapçinin en azından bir işini, iki işini dinliyorumdur, seviyorumdur yani. Tekrar tekrar açıp dinliyorumdur. Özellikle şunları takip ediyorum diyemem yani. Reynmen Antalya Hojdir gel. Yutkunamadım. Kanka inşallah ya. Şöyle YouTube kanalıma bir iki video çekeyim de güzel sağlam. 3 ay daha ara vereyim ondan sonra. Güncel hayatından daha çok story at. Yani güncel hayatımdan daha çok story atayım da çok da darlamak istemiyorum. Sonuçta hani benim normalde de yaşıyor olduğum bir hayatım var. Sürekli her anımı kaydedemem. Sonuçta bağımlısı değiliz yani. Olmasak iyi olur. En azından olmamış gibi yapsak da iyi olur yani. Video ne zaman geliyor? Ya bir iki tane böyle güzel video fikrim var. Video fikrim dediğim birkaç tanesinin devam serisi. Birkaç tane de güzel video fikrim var. Yani 34 R yani. Aynen. Rain değil ama o. Rahmi Yusuf Nasibe. Annem benim ve babamın baş harfleri. Nasıl? Ha? Bir videodan 72 bin dolar kazanıyorsun. Zaten hiç çekme istersen amına koyayım. Hangi videodan 72 bin dolar kazanmışım ya? 72 bin dolar ne demek lan? Oğlum sen kafayı mı yedin? 72 bin dolar bir ay kazansam 6 ay ortalıktan kaybolurum amına koyayım. 72 bin dolar ne kadar ediyor? 5,5'tan hesapla. 354, 400 milyar para. 6 ay video atmam 400 milyar harcarım. Hiç bir daha vallahi umurumda olmaz. Bir daha ne? Aç göz değiliz yani Allah aşkına yani. 400 milyar yeter. Başım gözüm üstüne bırakayım. Sağ ol baba.
Senle evlenirdim. Reyn olduğun için değil, Yusuf olduğun için, ama sen evlenmezsin işte. Naga be. 72 dolar demek istemiş olabilir, evet. Rain, why you don't go to sleep? Yani evet, neden uyumuyorsun demiş arkadaşımız. Tabii, neden uyumaya gitmiyorsun diye sormuş. I don't know. I don't know, Elia. You know what I'm saying? Because yes. What can I do sometimes? 3 aydır yoksun demek ki 200 binden 200 bin kazandın. 3 aydır yoksun demek ki 200 bin. Güzel hesap yaptın kardeşim, ama o işler öyle değil işte. İngilizce kaç reyinden? Valla okulda hep 5'ti de. Çalışırsan 5. İşte çalışmıyoruz bayağıdır. İngilizcenin cool aksanı. Yok be. Öğreneceğim ama İngilizceyi ya. İngilizceyi falan. İngilizceyi, İspanyolcayı. Bunları çözeceğim yani harbi. Bir ara şey yapacağım. Bir ara harbi uzaklaşacağım. Bir 6 ay falan kadar bir yurt dışında eğitim almak istiyorum. İmkanım varken gideyim yani. Gideyim güzel bir eğitim alayım. İngilizce öğreneyim. Abi YouTube neye göre para yatırıyor? Ya da hiç aylık 10 bin aldığın oldu mu? 200 binde kazanmıyorsan yapma zaten bu işi. Mesela bizim kazanıyor olduğumuz paralar sizin, yani bu kadar rahat konuşuluyor olması çok garip ya. Ne bileyim. Aslında yapıyor olduğunuz işe fazla hakim olmamanızdan kaynaklanıyor bu. Mesela babanızın ne iş yapıp ve o işten ne kadar kazandığını biliyor olmanız ve onun hak ettiğini düşünüyor olmanıza sebep verebiliyor, ama bizim yapıyor olduğunuz işi bilmiyor olduğunuz için bu size şey geliyor. Garip geliyor yani. Hani ne yapıyor da bu çocuklar bu kadar kazanıyor? Aslında yapıyor olduğunuz işi bilmeniz gerekiyor bu durumda. Yapıyor olduğunuz işi bilmiyorsunuz. Sen de merak ediyordun zaman daha. Allah Allah. Tabii merak edeceğiz. Doğru söylüyorsun kardeşim. Merak etmenizi anlıyorum. Ben de zamanda merak ediyordum. Evet, bu insanlar ne kadar kazanıyor falan. Ama alenen hiçbir canlı yayında kalkıp, yani kardeşim ne kadar kazanıyorsunuz ya falan diye sormadım yani. Çorba parası kalıyor mu? Eğer sorumlulukları olmayan bir insansan fazlası da kalıyor. Ama sorumlulukları olan bir insansan kalıyor yani. Sanki özelden cevaplıyorsun. E kardeşim, zorunda değilim ki böyle bir şeye. Yani sen niye böyle bir şey düşündün? Babamın 19 yıllık oğluyum, hala maaşını bilmiyorum. Muhteşem bir şey. Bir zamanlar hayatım isteyen İrem mesaj attı mı? Evet, attı. Anlamıyorum. Bu YouTuber olmak da resmen bir meslek değil mi? Neden yaşadıkları belki de onca zorluğu neden saygı duyulmuyor? 3, 5, 10 kime ne ki? Anlamıyorum. Madem alay konusu olabiliyor, kime ne ki? Ya bu tam anlamıyla kurumsallaşmamış bir şey. Yani henüz meslek olarak nitelendirilmeyen bir şey olduğu için ve sabah 9 akşam 6 takılmıyoruz. Ya uf, garip muhabbetler ya. Bu muhabbetleri yapmayalım. Ne gereği var ya? Allah Allah. Oğlum saat de 3 olmuş ya. Kime ne, kime ne, kime ne? Vergi veriyor musun? Yani sadece veriyorum demek sanki inanmanı sağlamayacakmış gibi. Yani o yüzden Kur'an çarpsın veriyorum falan dersen belki daha etkili olur. Oğlum tabii ki de veriyoruz ya. Manyak mısınız ya? Ya nasıl vergi vermeyeyim oğlum ben? O kadar para kazanıyoruz. Nasıl vermeyeyim? Bundan sonraki en büyük hayalin ya da hedefin ne? Bundan sonra en büyük hayalin ya da hedefin ne? Bundan sonraki en büyük hayalim ve hedefim, ya kesinlikle şu en büyük olmasa da sürekli önüme bir hedef koyuyorum. Kesinlikle dil öğrenmek ya. Dil öğrenmek. Dili öğrenmem lazım.
Ve biliyorum. Öğrenirim yani. Sen vermiyorsundur demiş. Ya kardeşim nereden biliyorsun? Oğlum şirketim var benim ya. Limited şirketim var. Kestiğim faturaların vergisini nasıl vermiyorum? Vermemek gibi bir durumum olabilir mi ya? Şirkette fatura kestiriyorsun. Bu vergiyi vermemek gibi bir durumun olur mu? Vermediğin zaman vergi borcun olur. Her şeye sahip olan birini anlayamazsın, onun gibi düşünemezsin ve bizler bu yüzden senin gibi konuşamıyoruz. Ya şimdi bununla ne alakası var kardeşim ya? Siz bazen var ya bizleri çok gözünüzde büyütüyorsunuz. Sanki böyle çok farklı, sizden çok farklı hayatlar yaşıyormuşuz gibi düşünüyorsunuz. Ben dün de dedim ya, bize hakikaten yakıştırmıyorsunuz yaşıyor olduğunuz hayatları. Mesela kimisi çok lüks yaşıyor yargılıyorsunuz. Kimisi çok varoş takılıyor yargılıyorsunuz. Kardeşim bak annemlerdeyim. Evim yok artık. Kardeşimin ranzasında alt katta yatıyorum. Anladın mı? Belki de o çok para kazanıyor diye düşündüğün 3,6 milyon takipçisi olan Reynmen. Yine aynı amına koyayım ya. Ne senden farklı nasıl takılıyor olabilirim ki ben? Niye bana mesela tam olarak olay bu aslında. Hakikaten yakıştırmıyorsunuz. Mesela kimisi 3,6 milyon takipçisi var. Pezevenge bak küfrediyor, sigara içiyor, takılıyor, varoş takılıyor. Pü amına koyayım. Lüks takılsam mesela amına koyayım, paranı amına koydunuz falan diye tak. Yani bak bu memlekette deyip böyle bir klişeye kaçmak istemiyorum ama bizde bu var anladın mı? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Çaya şeker atarsın. Çayı şekerli mi içiyorsun derler. Çaya şeker atmazsın. Çayı nasıl şekersiz içiyorsun derler. Yani garip bir şey anladın mı? Ne yaparsan yap insanlar seni eleştirecek. O yüzden biz mesela takmamayı ve rahat takılmayı tercih ediyoruz. Muhalefeti hiçbir yerde engelleyemezsin ki. Kesinlikle öyle yani. Sürekli bir o muhalif kişiliğinizle yaşıyor olduğunuz hayatın bir şekilde içerisine dahil olacaksınız yani. Serkan mesajını gördüm kardeşim. Bunu 3 defa yazmana gerek yoktu yani. Abi spor kulübü kur. Maddi hiçbir destek istemiyorum. Sadece arkamda ol. Kulübün adına yarışayım. Nasıl fikir? Kral kardeşim. Çünkü çekememezlik var. Ya mesela adam beni şey sanıyor. İşte harika zengin bir ailenin harika bir çocuğu ve harika bir hayat yaşıyor. Oğlum yani beni çok uzun zamandır ben burada kesinlikle acite etmiyorum durumu bu arada. Hani Cem Yılmaz diyor yani. Herkesin bir hikayesi var. Bir yere geldikten sonra biz çok zorluklar çektik falan. Ben bunu bir başarmışlık olarak nitelendiriyorum. Yani çok farklı bir hayat yaşamıyorum yani sizden. Öncesinde de yaşamıyordum, şimdi de yaşamıyorum. Ama hakikaten bir çekememezlik var. Bir aşağılık kompleksi anladın mı? Adam benim bu hayatı yaşamamı istemiyor. Çünkü kendisiyle beni kıyaslıyor ve diyor ki benim bundan ne farkım var amına koyayım diyor. O hayatı o yaşarken ben nasıl yaşamıyorum diyor. E sen de yap, sen de yaşa. Ya şimdi belki hani söyleyen kişiden dolayı verdiğim örnek çok doğru olmayacak ama hani Adolf Hitler'in bir sözü var diyor ki hiçbir zafere çiçekli yollarla gelinmemiştir diyor. Ha ben buraya böyle güle oynaya gelmedim yani anladın mı? Yani kaldır götünü, kaldır kıçını. Bir şeyler için mücadele et. Ve bir şekilde olur. Ha bu burada böyle şey yani millete bas bas bağırıp beni takip edin deyip de bak bir insana kendinizi takip ettirmek çok zor bir olay. Yani şöyle söyleyeyim. Birinden kendinizi çılgınlar gibi nefret ettirebilirsiniz. Anasına bacısına söversiniz ve o sizden nefret eder. Ama birine kendinizi sevdirmek ve o sevdirdiğiniz insanların sizi sürekli hayatınızı ya da sizi merak ettiği için sizi takibe almaları falan bu muhteşem zor bir olay. Anladın mı? Ve bunun için tabii ki de bir mücadele veriyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu artık senin için bir kazanca dönüşüyor. Hayatını idame ettirebileceğin bir şeye dönüşüyor. Ama hani bizi yargılarken sadece şunu yap, anladın mı? Kalk ve kıçını kaldır, bir şey için mücadele et. Ben biliyorum oğlum yani
Kalkıp böyle boş boş amına koyayım. Yazıyorlar. Yazıyor amına koyayım. Yazıyor. Yazıyor ama o kadar boş, o kadar hayatta hiçbir baltaya sapalamamış bir insan ki. Oğlum kalk harekete geç ya. Bak bir şey yapan insan, gerçekten bir şey için mücadele eden bir insan birilerinin ne yaptığıyla ilgilenmez. Ben ne yapıyorum der ve onunla ilgilenir. Kral adamsın reis. Eyvallah Resulcüm. Mesela Resul, magazin topu. Örnek veriyorum. 17 yaşında çok öncelerde yo dolduğumdan değil muhabbet olsun diye anlatıyorum. Çok öncelerden beri takip ediyorum. 15-20 binlikken hesabı takip ediyorum. Şu anda 550 bin kadar bir takipçiye sahip. YouTube magazinini paylaşıyor. Belki size çok boş bir şeymiş gibi gelebilir ama 17 yaşında yaptığı işi tasvip edeniniz olabilir, etmeyeniniz olabilir. Ben sadece ne yaptığıyla ilgileniyorum. Nasıl yaptığıyla ilgileniyorum. 17 yaşında ve bir şey yapmış, anladın mı? Mesela bunu bir kazanca da dönüştürebilir. Yapılması zor bir şey mesela. Sosyal medyada herkes istediği gibi takipçiye sahip olamazken 17 yaşında bir çocuk 550 binlik bir sayfaya sahip. Anladın mı? Yani sadece bir şey yapmak isteyin. İlla de sosyal medya olmak zorunda değil. Sen doğalsın. Fazla fazla hak ediyorsun yavrum. Bisiklet ve laptop. Hüseyin kanka şey değil. Muhabbet olsun diye anlatıyorum. Gerildiğimden değil yani. Rahat ol. Kimseye gergin falan değil. Muhabbet olsun ve bir şeyleri anlayın diye. Yani nacizane fikirlerime saygı duyan insanlar olabilir aramızda. Onlara söylüyorum. Ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla yani. Kitap okumuyorum Neslihan. Bir şeyler yapın yani. Bu hayatta konuştuğunuz kadar değil, yapabildiğiniz kadar adamsınız. Kalkın, harekete geçin. Dediğim gibi biz buraya böyle zınk diye alıp kondurulmadık ya. Kim olursak olalım, hepimiz bir şekilde burada olmak için bir şeyin mücadelesini verdik. Belki size boş gelen bir şeyin mücadelesi ama yaptık, anladın mı onu? Yaptık ve şu anda size hitap edebiliyoruz. Yine kıyak unutmam burada. Ne demek mikserciğim? Başın gözüm üstüne al Allah. Acun'la nedir mevzu, anlatır mısın? Acun'la ne konuştun, anlatır mısın? Bunları anlatmam doğru değil ya. Yani vallahi. Gerek yok ya. Abi laf boşan şey icraatta biter. Aynen öyle. Harekete geçmezsen, kalkıp kıçını kaldırıp bir şey yapmazsan bu hayatta hiçbir şekilde mal, mülk, fikir, zart zurt sahibi olamazsın. Bir şey yapacaksın. Arada hani bu tarz şeyler konuşarak hayatınızda ya da hayatınızı, yaşıyor olduğunuz hayatınızın içerisinde bir şekilde etkili olabilirim diye tahmin ettiğim için veya düşünüyor varsayıyor olduğum için anlatıyorum. Bir şeyler yapın oğlum, bak birçok hitap ediyor olduğum insanlar genç, anladın mı? Taze kan. Şu anda ne versen alabilecek insanlar. O yüzden hani sizlere anlatıyorum ki daha güzel bir hayata sahip olabilmek varken oturun ve hayatta konumunuzu sorgulayın. Ne yapıyorum ve ne yapmalıyım? Nerede olmak istiyorum? Kendinize sorular sorun. Burak, teşekkür ediyorum kardeşim. Peki bu belgesel tadındaki ses tonu. Özür dilerim abla. Ciddi bir şeyden bahsediyorum ya, o yüzden. Yayının başından beri sorulan 3 soru. Acunla'nın konuştun. İrem'le neler oldu? Ne kadar kazanıyorsun? Ünlü olmasaydın şu anda ne yapıyordun? Yani birçoğunuz biliyordur. Benim babam meyve sebze işi yapıyor. Meyve sebze ticareti yapıyoruz. Aynı zamanda manavız. Babamla hale gidip geliyordum. Okulu da çok okuyabilecek bir insan değildim. Ama bitirmiştim. Bitirmiş olsaydım ve herhangi bir şekilde sektöre adım atmamış olsaydım babamla bu saatlerde hale gidiyor olurdum. Evet.
Yani bence bu hayatta kendiniz için bir şeyler yapın. Bunları kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle bir acıtı etmek için anlatmıyorum. Kesinlikle acıtı etmek için anlatmıyorum. Ya da işte harika kötü bir hikayem var ve artık buradayım falan diye anlatmıyorum. Yani 19-20 yaşlarında, 19-20 yaşında aynen. Şimdi 23-24'üm. 4-4,5 senedir yapıyorum bu işi. Bu artık evet bir iş. Bundan önce yani cebimde 1 lira 1,5 lira parayla dışarı çıkıp arkadaşlarımla oturup çekirdek kola cips yapıp paramızın yettiği kadar da sigara alıp dal sigara. Dal sigara alıp işte mesken edindiğimiz muhtarlıkta oturup saatlerce muhabbet eden biriyken zamanımın nasıl akıp geçtiğini anlamazken belki biraz da genç olduğuma vermek gerek bu durumda. Sonra bir şekilde dediğim gibi kendime sorular sordum ve ne yapmak istediğime karar verdim. Yani ve bir gün bunları birçoğunuz bilmez. Bir gün babamla hale giderken artık babama onunla beraber gelmek istemediğimi söyledim ama gocunduğumdan falan değil. Çünkü sürekli zorunda bırakılıyordum. Sürekli zorunda bırakılıyordum. Sürekli hadi kalk gidiyoruz, hadi kalk gidiyoruz falan. Yoksa benim davam ekmekse bok da temizlerim yani. Ki temizledim de daha önce. Ve bir gün artık hani bu işi yapmak istemediğimi ve onunla beraber gelmek istemediğimi söyledim. Babamla da kavga ettik. Hayatımda ilk defa babamla tartıştım. Ve babamla bayağı kapıştık yani. Gidiyoruz bir gece yine bu saatler. İşte iki tane kamyon var. Birini ben almışım. Birini babam elemana verdi. Gidiyoruz. Ben kamyonu çektim sağa. Dedim ben gelmiyorum. Gelmiyorum dedim. 20 yaş, 19 mu 20 yaşında falan. Gelmiyorum baba dedim. Siktir git ne halin varsa gör dedim. Bak İstanbul'da yaşayan bilir belki. Bayrampaşa meyve sebze halinden Başakşehir'e kadar 4,5 saat ağlaya ağlaya yürüdüm. Yemin ediyorum. Biraz daha sayımız az ve samimiyetinize inanaraktan anlatıyorum bunları. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Bok gibiyim, ortadayım. 4,5 saat ağlaya ağlaya yürü babam yürü. Bayrampaşa. Kamyon neydi? Bak ayrıntıya takılıyor. Ya oğlum siktir et ya. Ha, yolda giderken düşünecek çok zamanım vardı. Bayağı yürüdüm çünkü. Artık böyle ayaklarım falan su topladı. Hayatımda o kadar yolu yürümedim daha önce. Sonra gittim. Dedim ki hani Yusuf ne yapacaksın amına? Ne yapacaksın yani? Bir şekilde babanın güvenini kazanman lazım. Bir şekilde kendi ayaklarının üzerinde durman lazım. Bir şekilde yarın öbür gün aile kuracaksın. Çoluk çocuğa karışacaksın. İşte ne bileyim hayatını yaşamak isteyeceksin. Ne yapacaksın? Bunun için bugün ne yapacaksın dedim. Onun için kesin yaşanmıştır. Benim yaşanmışlığıma ve babam bana saygı duymadığı için babamla kapışmışken yani kalkıp geri zekalı bir çok özür diliyorum aptal orospunun benim canımı burada sıkmasına müsaade etmek istemiyorum. Her neyse. Siktir git. Gelme yayınıma bir daha. Şimdi hadi biri desin. Sizi biz bu hale getirdik. Amına koyayım. Takipçinize nasıl konuşuyorsunuz? Her neyse. Dedim ne yapmalıyım? Yani bu hayatı yaşamak için kendime bir sebep vermem gerekiyordu. Anladın mı? Baban güvenmiyor sana. Elinde avucunda hiçbir şey yok. Okul okuyorsun. Bir şekilde babanın eline bakıyorsun. Bir şeyler yapmak istedim ve o sıra işte ben sosyal medyayla tanıştım. Boş takılıyorum ama tamamen. 4 ay. 4 ay, 4-5 ay babamla küs kaldım hiçbir şekilde. Asla kindar bir insan değilim. Asla kimseye kin gütmem. Asla nefret beslemem. Ama canımdan kanımdan babamla 4 ay küs kaldım. Sadece benim fikirlerime saygı duymadığını düşündüğüm için. Risk aldım aslında. Hiçbir şekilde para almadım. Hatta bak yemin ediyorum bunları sadece bir şeyler yapmanızı istediğim için ve size belki bir hayrımın dokunabileceğini düşündüğüm için anlatıyorum. Günlerce sokakta kaldım. Eve gitmek istemediğim günler oldu. Daha sonra sosyal medyayla tanıştım. İşte o 4 aylık süreçte belki biraz da şanstır. İşte Allah yürü ya kulum deyince ya böyle iyi gitmeye başladı. Takipçi geliyor falan filan.
Sonra 100 liraya. Bak ilk reklamımı 100 liraya aldım. Sonra 100 liraya reklam aldım. Aa dedim amına koyayım burada para varmış dedim. Ben başlayayım dedim. Dedim buna kasayım ben dedim. Sonra hala çok eğlenceli, severek yapıyor olduğum bir şeye dönüştü bu benim. Video çekiyorum falan. Zaten daha önceden bir kullanıcıydım. Az çok muhabbetlere hakimdim falan. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Sonra bir şekilde hani böyle devam etti bu. Sonra işte 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin derken bir şekilde buraya geldim. Yani bak ta nereden nereye. Yani hani sizin sanıyor olduğunu hani işte harika hayatta sahip olduğumuzu düşünüyor olduğunuz hayatların arkasında bir hikaye var aslında. Yani kimse buraya kolay gelmedi. Bunları da sadece evet ben şimdi buradayım, kendi ayaklarımın üstündeyim. Aileme bakıyorum, sorumluluklarım var, kardeşimi okutuyorum. Yani oradan buraya muhteşem bir yol kat ettim. Burada birçok isim bu muhabbetlere hakim biliyorlar zaten. Gürkan biliyor, Akif abi biliyor, eniştem. Birçoğu biliyor yani. Velhasıl kelam olay bundan ibaret. Gençler. Yani hayatta bir şeyler yapmadığınız sürece bir şey yapmadığınız süre boyunca kıçınızı kaldırıp harekete geçmediğiniz süre boyunca hiçbir bok yapamazsınız. Ve her yaptığım işte her seferinde sadece kendimi düşündüm. Çünkü zamanında bir başkasını düşündüğüm zaman ne kendime hayrımın ne de düşündüğüm kişiye hayrımın olduğunu gördüm. O yüzden sadece kendimi düşündüm ilk başta. Kendimi düşündükten sonra bir şekilde oluyor yani. Önce kendinizi düşünün. Şansın varsa kralsın bu hayatta. Emre çok yanlış düşünüyorsun kardeşim ya. Şansın varsa kralsın yani. Şans